Evet arkadaşlar, daha önceki derslerimizde gitarı tutmasını, sağ ve sol el pozisyonlarımızı öğrendik. Sağ elimizle nasıl E-M-E-M şeklinde gitar çalacağımızı yine öğrendik. Bunu boş teller üzerinde egzersiz olarak verdik. Bu egzersiz numara 1'di. Evet. Ve dedik ki sağ el motordur. Sağ el konuşur, sol el dinler. Ve motoru çalıştırdık. EMEM şeklinde boş tellerde 1 numaralı egzersizimizi verdik ve sizler bunu öğrendiniz. Şimdi bu dersi takip ediyorsunuz. Gitar çalarken pena kullanmak isteyen arkadaşlara ya da geleceğin elektro gitaristlerine de penayı nasıl kullanacaklarını gösterdik. Evet, üstten ve alttan vuruşları gösterdik. Şimdi sol elimiz tamamıyla aynı, değişen bir şey yok. Tek fark, bazıları pena ile öğrenecekler, bazıları ise finger picking olarak öğrenecekler. Evet, şimdi devam edelim. Evet arkadaşlar, ne demişiz? Egzersiz numara 2, pozisyon 1. Nedir bu pozisyon? Gitarda pozisyonumu işaret parmağımın yeri belirliyor. İşaret parmağımı birinci perdeye koyarsam birinci pozisyondayım. Diğer parmaklarım onu takip ediyorlar. Ve birinci parmağım birinci perdeden, ikinci parmağım ikinci perdeden, üçüncü parmağım üçüncü perdeden, dördüncü parmağım dördüncü perdeden sorumlu oluyor. Pozisyon 3 dersem işaret parmağımı üçüncü perdeye koyuyorum, diğer parmaklarım onu takip ediyorlar. Evet, bunu bir kere öğrenelim. Evet arkadaşlar, İlk önce baş parmağımızı klavyenin arkasına öğrendiğimiz gibi yerleştiriyoruz. Bir baskı yok. Rahat bir şekilde klavyenin ortasında sanki bir T harfi çiziyormuş gibi parmağımız duruyor. Sonra diğer parmaklarımızı 1, 2, 3, 4 şeklinde yerleştiriyoruz. Bunu yaparken mümkün olduğu kadar demirin yakınına geliyoruz. 1, 2, 3, 4. Evet, bunun nedeni şu, sesler sizin zannettiğiniz gibi tam perdenin ortasında değil, aslında demirin olduğu yerde. Ancak bu demirler sınır çiziyorlar, yani bu iki demir arasında hep aynı ses çıkıyor. Ama en güzel ses demire yakın olan yerde çıkıyor. İleride bare basarken bu öğrenmeniz gereken ilk sır. İyi bare basmak istiyorsanız sol işaret parmağınızı mümkün olduğu kadar demirin yakınına yerleştirmelisiniz. Ancak bu kural tartışılmaz bir kanun değil. Bazen mecburen perdenin ortasına, hatta yukarı demire yakın basmak zorunda kalabilirsiniz. Bilhassa klasik gitar çalarken ve fingerstyle çalarken. Ama solo çalarken düzgün temiz sesler demire en yakın yerde çıkıyorlar. Bare basarken de öyle dedik. Şimdi kamerayı bilinçli olarak böyle yerleştirdik. Şimdi sol elimizi zaten gördük, nasıl parmaklarımızı yerleştireceğimizi. Şimdi ikisini sağ elle birlikte yapacağız. Bunu yapmadan önce öğrendiğimizi hatırlayalım. Tel başına 4 vuruş öğrenmiştik ama boş tellerde. Ben size bunu şöyle göstermiştim. Eliniz pozisyonunu kaybetmesin diye ilk önce baş parmağınızla elinizi sabitleyin ve evet. Evet.
Tabii ki ilk başlarda bunu böyle seri değil, son derece yavaş da çalışabilirsiniz. Dikkat etmeniz gereken her zaman EM aynı parmak iki defa arka arkaya gelmiyor ve perde başına bir vuruş. Yani nota başına bir vuruş. Bir de yavaş yapalım. Sizin gibi yapalım. Evet, bu egzersizi yazarken notasyon kullanmadım. Yani nota yazılımı yapmadım. Çünkü araya diyezler, bemoller giriyor. Şimdilik onlarla ilgilenmiyoruz. Biz sadece temel sesleriyle ilgileniyoruz. Egzersiz tabulatür üzerinde sadece parmak numaraları ve perdelerin yerleri şekilde yazılmış. Kafanız karışmasın. Şimdi aynı egzersizi bir de pena ile yapalım. Evet, şimdi aynı egzersizi elektro gitar çalmak isteyen ya da akustik gitarı pena ile çalmak isteyen arkadaşlar için yapalım. Bunu tavsiye etmiyorum ama yapalım. Evet. Penamızı üst alt üst alt şeklinde kullanmak suretiyle. Evet arkadaşlar, bu egzersizi her seferinde en az 50 kere olmak üzere birkaç hafta yapın. Tahmin ettiğiniz kadar basit bir egzersiz olmadığını göreceksiniz. Egzersizde gerçekten başarılı olmak istiyorsanız size bir tavsiyem var. Egzersizi büyükçe bir aynanın önünde yapmanız size çok faydalı olacaktır. Komik gelebilir ama gerçekten öyle. Bunu iyice kavramadan diğer derse geçmeyin çünkü yol kat edemezsiniz. Gitar zannettiğiniz kadar basit bir çalgı değil. Orta derecede gitar çalabilmek için 4-5 seneye, en az 4-5 seneye ihtiyacınız var. Tabii bunun için de günde en az 2 ile 4 saat arası egzersiz yapmanız gerekiyor. Çok yüksek yetenekli arkadaşların bunu yarı yarıya indirmeleri mümkün ama bizler, ben de dahil hepimiz orta derecede yetenekli, normal insanlarız. Hepinize başarılar dilerim.